Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Avcılar'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise asansör sektörüne yönelik hizmet veren Maximak Asansör'deyiz ve firmamızın sahibi Sayın Orhan Kaya ile birlikteyiz. Asansör bakımı ve daha birçok konuyla ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Orhan Bey, tabii ki hizmetlerinizle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle asansör bakımı ile ilgili bilgi alalım. Asansör bakımı kaç ayda bir yapılmalı? Asansör bakımı tehlikeli bir iş kolu olduğu için ayda bir kere mutlaka yapılmak zorunda. Hı hı. Ve bu tabii gelişigüzel bir bakım değil. Teknik kapasitesi yeterli ekipler tarafından yapılmak zorunda. Peki halk bunu nasıl ayrıştıracak? Bunu halkın ayrıştırması pek mümkün değil. Devletin vermiş olduğu asansör firmalarına vermiş olduğu belgeler var. Bu belgeleri asansör firmasından isteyerek, bunlar yoksa tabii zaten veremeyecekleri için isteyerek onu görebilirler. Tabii ki öncelikle firmayı araştırmak ve analiz etmek gerekiyor değil mi? Tabii firmanın geçmişine bakması lazım. Firma yönetenlerin geçmişlerinde bu işi yapıyor mu, yapabilecek kapasiteleri var mı yok mu zaten çıkar. Dolayısıyla geçmişlerine baktıkları zaman göreceklerdir. Yaptıkları işlerde zaten garantisidir bunun. Evet. Peki siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben yaklaşık 20 senedir bu işin içerisindeyim. 3 senedir de kendi işimi yapıyorum. Evet. Daha öncesinde bir markanın altında çalıştınız değil mi? Daha önce büyük bir firmanın bölge şefiydim. Avrupa yakası bölge şefiydim. Daha sonra kendi işimizi kurduk. Kendi işimize devam ediyoruz. Peki neler yapıyoruz? Biraz anlatabilir miyiz? Biz daha çok asansör montajına çok fazla girmesek bile, yani eşin, dostun, yakınlarımızın montaj da yaptığımız oluyor ama daha çok revizyon işi yapıyoruz. Yani revizyon dediğimiz asansörler, eski asansörleri modernize etmek, daha güvenli hale getirmek. Çünkü eskiden asansörler, yönetmelikler pek yoğun değildi. Dolayısıyla yoğun olmadığı için de güvenliği çok azdı. Şimdi yeni yönetmelikler çıktı. Bu yönetmeliklerin sebebi de güvenliği artırmak, insanların can güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla insanların can güvenliğini sağlayabilmek için de biz de revizyon işlerine ağırlık verdik. Sıkıntılı, ağır, yorucu, pis, kirli bir iş ama biz seviyoruz işimizi, gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Sonuçta benim iş yaptığım iş asansör işi. Asansörle alakalı bir iş yaptırmak istiyorlarsa insanların daha çok şey değil, yani görsellikten ziyade yaptığı işe bakmaları, arkasını araştırmaları lazım. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?